önündeki Türk ibaresini kaldırmaya çalışıyorlar. Yani bunlar bizim için son derece basit, anlamsız, yani gülüp geçtiğimiz işler. İstediğinizi kaldırın kardeşim, istediğinizi yapın. Biz hekimlik ruhuyla halkın sağlığını korumaya devam edeceğiz. Evet, savaş bir halk sağlığı sorunudur. Türk Tabipleri Birliği bunu söylemek mecburiyetindedir çünkü kanun böyle emrediyor. Kuruluş kanunumuzun 4. maddesinin bütün fıkraları, tek tek hepsi ayrı ayrı halk sağlığına, toplum sağlığına dem vurur. Toplum sağlığını nasıl koruyacağını Türk Tabipleri Birliği'ne emreder. Bunu korumak için kimlerle nasıl işbirliği yapacağını emreder. Türk Tabipleri Birliği de hükümetlerin hoşuna gitse de gitmese de bu görevini yapacaktır. Yarın CHP hükümeti eğer halk sağlığına zararlı bir iş yapmaya kalkarsa Türk Tabipleri Birliği CHP hükümetinden karşısına dikilecektir. Ya da HDP hükümeti, ya da MHP hükümeti, ya da adını şu anda bilmediğimiz ileride çıkacak olan herhangi bir partinin hükümeti, hangi parti hükümet olursa olsun halkın sağlığına zarar verecek bir iş yaptığında karşısında Türk Tabipleri Birliği'ni bulacaktır. Türk Tabipleri Birliği'ni yok ederlerse tabip odalarını bulacaktır. Tabip odalarını yok ederlerse bireysel olarak tabipleri bulacaklardır. O yüzden bizi yok etmekle bitiremeyecekler. Biz sadece kanunun bize verdiği yetkiyle değil, Hipokrat yeminimizin de bize yüklediği görevler çerçevesinde çalışıyoruz ve hem yeminimizi tutuyoruz, onurumuzu koruyoruz, haysiyetimizi, namusumuzu koruyoruz mesleki anlamda, hem de kanunun bize verdiği görevleri yerine getiriyoruz. Ha, bunu herkes anlamayabilir. Herkes anlamayabilir. Onur anlayışı, namus anlayışı farklı olan insanlar bizi anlamayabilirler. Bu dert değil bizim için. Ama biz AKP hükümetinden önce de nasıl hak sağlığını koruduysak, nasıl ki hep barış dediysek, nasıl ki savaşa hep karşı çıktıysak, bugün de tabip olarak biz barış demeye devam edeceğiz. İnsan sağlığını ana rahmine düştüğü andan itibaren korumaya devam edeceğiz. İnsanı yaşatmaya çalışacağız. İnsanı. Bunu yaparken tabii hekimlik sorumluluklarımızın dışında insani sorumluluklarımızda çevreye olan duyarlılığımızı da her zaman göstereceğiz. Bu duyarlılığımız dolayısıyla da bütün canlılar, hayvanlar ve bitkiler de bundan elbette ki dolaylı olarak yararlanacaklardır. Ama tabip olarak bizim görevimiz insan sağlığını korumak, insan sağlığını geliştirmek ve koruyamadığımız yerlere tedavi etmektir. O yüzden kimse bizimle baş edebileceğini düşünmesin. Biz işimize bakmaya devam edeceğiz. Bu süreçte zor anlar yaşıyorsunuz tabip odası olarak. Bütün yöneticileriniz gözaltına alındı, üst düzey, hepsi serbest bırakıldı çünkü bir suç yok ortada. Ama bu baskı giderek artacak. Oradan giremeyen insanlar şimdi tabip odalarına üyeliği zorunlu halden kaldıracaklar. Zaten zorunlu değil aslında. Zorunlu olmadığı halde birçok insan üye. Ben mesela mecbur değilim kanunen size üye olmaya. Ama ben burada üyesiyim, aidatımı düzenli ödüyorum ve kendimi buraya ait hissediyorum. Odaya üye olmaya daima çağıracağız. Ve inanın bana Sayın Başkanım, bu uygulama ters tepecektir. Evet, biz de. Tabip odasının üye sayısının artacağını ben düşünüyorum. Evet. Hiç merak etmeyin. Tabipler halkın sağlığına sahip çıktıkları gibi odamıza da sahip çıkacaklardır. Ben buradan bütün hekim arkadaşlarıma çağrı yapıyorum. Burası siyasi bir kurum değildir. Ben tabip odası başkanıyken nasıl ki bütün siyasi partilere üye olan hekimlerimizle iyi diyaloglar geliştirmişsek, nasıl ki bütün inançlara, bütün ırklara, alt kimliklere, ne derseniz deyin, dünya görüşlerine, farklı görüşteki insanlarla biz bir arada Mersin'in sağlığını konuşabildiysek, şimdi de konuşmaya devam ediyoruz. O yüzden ben bütün hekimleri, Mersin'de bulunan bütün hekimleri, Mersin Tabip Odası'na eğer üye değillerse derhal üye olmaya çağırıyorum. Bu bir siyasi mesele değildir. Siyasi otoritenin de iki dudağı arasında olmayacaktır. Türkiye'nin her yerinde bulunan hekim arkadaşlar.
arkadaşlarım, ister AK Parti'yi sevsinler, ister CHP'yi, ister MHP'yi, ister HDP'yi, ister başka partileri, hangi partiyi severlerse sevsinler, hangi partiye oy verirlerse versinler, tabip odalarını siyaset dışı bırakmak üzere özellikle AK Partili meslektaşlarından gelip odaya üye olmalarını rica ediyorum. Bunun da çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Biz de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.